Game of Thrones'da Tarkan oynuyormuş. Ejderhalarımız var. Belki yakarız. Dubai şeyhleri ne yapıyor? İnflasyondan bastırıyorlar parayı. Efendim? Tabii. Abi kaç para yaparsın sen bunu Sinan? Herkesin bir fiyatının olduğu ortaya çıkacak. Evet. Kapı yedim, kapı var. Kapı ne lan? Paket ben değilim, malı var. Ben ufakken ilk defa yeşil sinek gördüğümde hayatımda, o yeşil kara sinekler var ya böyle, yani arkası yeşil oluyor. Parlak, göbeğe o böyle ben çok bilimsel bir keşif zannedip yakalayıp bunu biz satacağız. Ve inanılmaz işte, bu yeni bir keşif çünkü, yeni bir tür. Adını peki şey mi dedin? Türkü sev. Sinek gibi bir şey yok. Seninki gene oraya gelemedik. Benim inovasyonum bir beslenme şekliydi. Ben ekmek ve kola çok iyi bir ikili olduğunu ve bunun bir çeşit böyle pazarlama... Kola ekmek gibi yani. Bilmiyorum ya, ekmek ye üstüne kola iç falan. Bu nedense çocukken çok akıllıca gelmişti. Şey gelmişti bana yani, çekici gelmişti. Ama yanlış çağda yaşamışsın. Mesela ne? İşte belli bir eski bir tarihte yaşasın, adam mesela sandviçi bulmuş. Düşünsene yani, bir şeyi biz iki ekmeğin arasına koyalım demiş. Bu bir icat olmuş. Ömercan'da şöyle bir şey var. Zaten bulunmuş bir şey değil ki. Bunları beraber yiyelim. Kullanılmam gerek. O da öyle. Onun yerine vücut dengeni bozmuş. Ama hocam menü gibi bir şey düşün. Bunun menüsü meşhur, anladın mı? Ve bunu Ömercan, mesela sen kravatlarla çıkıyorsun yani. Kola ekmeği ilk öneren kişi benim. Bir kere ürün zaten bana ait değil. İşte sana ait değil. Ekmeği ben yapıyor olabilirim ya belki yani, artık yavaş yavaş. Şeye katılmış değil mi? Bu Trump'ın var değil mi? The Apprentice miydi? Sunuyorlar böyle. Bak şimdi. Bunu böyle ısırıyorsun, bunu da böyle katı getiriyorsun. Aynen, aynı anda bunları yedin. Ve yani şey oluyor mesela, oradan 10 yıl sonra bak Elon Musk gibi bir şey olmuş yani. Ekmek koladan değil mi? Düşünüyor, neleri beraber yiyebiliriz falan diye. Ve hiç kimse sadece bunun üzerine şey kurmuş kariyerini. Herkes böyle, bunu hiç daha önce hiç söylemiyorum. Kombinasyon. Ama evet. Patronu çünkü işte kombine. Neydi? Kralın eli kirlenmesin diye galiba yapmışlar o şeyi, sandviç formunu. İlk öyle bulmuşlar. İlk defa diyorum ben bunu. O kadar eski bir şey mi sen? Sen bir bilgide bak şey gibi, bunları biliyor muydunuz diye böyle. Akıllı TV gibi, gibi. Salak bir. Ama bir şey diyeceğim, hayatımda sandviç kadar yerken elimi kirlettiğim başka hiçbir şey yok. Doğru. Hiçbir yemeği, çatalla bıçak dediğim hiçbir şeyde elimi kirletmiyorum. Orada hocam, şey zaten. Yani, ama çatalla bıçak şey yok. Kral demiş ki, ben bunu yerken elim kirlense istemiyorum. İşte ekmek bulmuşlar ve... Orada kraldan abi, çok şey kralcılar var. Hocam yani kral eli kirlenmesini istemiyorsa hizmetkar yedirmez mi? Bu kadar zor değil mi ya bu? Ne dedi bu sen? Dandik kral. Kralım eli kirlenmesin abi. Ne demek lan öyle şey? Ne kendim mi yiyeceğim? Getirin ağzıma falan der kral gibi. Götüme sokun. Çabuk. Hiç yemek şeyle uğraşmak yok, mı istemiyor? Yok. Hayır, konuda, konudan da bağımsız. Volkan'ın biz bir şeyini dinledik şu an. Yani öyle söyleyeyim. Ağzıma sokun diye. Yani. Götüme sokun bir şey de diyebilir yani. Kral bu, nereden bileceksin? Biraz havaya girdin sen bence. Kral kafa değil. Yemiş olabilir yani. Kral bu şey güzel ya. En eski krallık. Krallığın krallık olduğu o zamanlar. O da bir tane çalışıyor. O zaman işte. Eski tadı yok. Tabii. Direkt İsmail'i götüme sokun diyebilmiş hiç. Ya bize iki kişi tutuyor beni. Ya yani mesela şöyle bir şey var ya mesela, bu dönemdeki krallık hani mesela gelirken çoko krem getirmek falandır ya. Hani ne? Çok krallık yaptı. Ha kral. Sen nasıl bir kralsın? Çoko krem yani, o kadar değil ya. Yani. Çoko krem 12 yaşında mıyız hakikaten yani? O kadar yani. Çoko krem de değil. Ya yani krallık nasıl oldu da o krallıktan gelirken 2,5 ben sana söyleyeyim mi? Ona almış. Ben sana neden öyle olduğunu söyleyeyim mi? Çünkü bugün sıradan bir insan o eski krallar gibi yaşıyor. Bak. Eskiden kralsın işte. O da şeyi var, taht odam, ne yatak odam var kocaman filan. Taht odam. Mesela sıçacaksın, tamam mı? Şimdi normal bir insan sıçacağı zaman sıçıyor, temizlemek zorunda. Kral ne yapıyor? Zaten başka ne yapacaksın amına koyayım? Temizlemek bir şey. İşin yok. Duruyorsun böyle. Sıçacağım. Ama şey var o da. Abi adam zaten eğlenceli. Öyle güzel sıçtıralım ki zevk alsın. Hocam altınların içine sıçtıralım diye böyle. Neyse sabah uyanıyorsun. Odanda bir tane işte şey var. Ne onun adı? Bir kap var. Ona sıçıyorsun. O bekliyor orada bir hizmetkar alıp götürünceye kadar filan. Böyle bir yaşam. Biz ne yapıyoruz? Evimizde sıçıyoruz. Düğmeye basıyoruz ve yok oluyor bok. Dubai şeyhleri ne yapıyor? İnflasyondan ağzına sıçıyor. Bastırıyorlar parayı. Sifona başkası basıyor. Ne? Bilmiyor musun o muhabbeti? Ne? Yo, ne? Ben de bilmiyorum. Aa. Sifona basan altın sifoncu mu var? Sifoncu başı. Yeni sifoncu bir ekmek kapısı açıldı. Şey... Hayır, sifoncu başı vardı yıllar önce de, o bir şehir efsanesi değil miydi? Oğlum hiçbir şey bilmiyorsun. İbrikçi vardı değil mi? Su getiriyor işte ibrikle. Aa, izliyor. İşlerdi, meraklı. İşlerdi işte şu an. Burayı biraz sansürleyerek anlatalım bence. Çok. Abi Dubai'deki bir takım çok zengin şeyhler, mehler, bir şeyler neyse artık. Artık sınıra gelmişler, ne yapacakları konusunda. O kadar şeyde. Çok param var ki her şeyi yaptım diyenler. Evet. Instagram'dan çok beğendikleri influencerlara çağırttırıp
ağızlarına sıçıyorlarmış. Olur mu canım öyle şey? Ve bu yani, bayağı videoları şey çıktı. Ne? Bayağı bir yerden çıktı. Tamam da abi onu yapacak insanın biraz da ilgisi olmasın. Seni çağırsa gidecek misin şimdi? Gitmeyeceğim de. Gitmişler. Bir daha gitmem var diyormuş. Hayır yani hani bu böyle parasıyla değil mi kardeşim? Denecek bir şey değil ki. Yani biraz ikna kısmı da gerekiyor. Oğlum alıyor seni. Bak alıyor uçak götürüyor. Abi kaç para yaparsın sen bunu Sinan? Abi geçen bir onun üzerinden çok çekmiştim. Ya burada herkesin bir fiyatının olduğu ortaya çıkacak. Evet. Hocam yani gerek yok. Ben iddia ediyorum. Benim yok fiyatım bunun için ya. Yani yapamazsın yani. Tam yapılacağı zaman kaçınırsın falan yani, anladın mı? Tutamam. göz muayenesi gibi hani. Böyle açıyorlar ya. Ya şimdi ama ne oldu? Gözünü açık tut falan. Bayağı gibi olacak. Bence zaten niyeti varmış o Instagram'da. Fakat abi orada şey vardı. Bak şey anlaşılıyor. Herkesin kafasını karıştıracak bir para vardı. Yani ben sana 10 milyon dolar vereceğim ama ağzın oynamayacak. Bak oynadığın an vermeyeceğim dedim. Sen sonunda kaçırdın. Hem gözüne sıçırmış. Şey. Hem bir kuruş almamış. Ya onun bir tazminatı yok mu? 200-500 bin dolar falan. Yok. Öyle durma. Yemek veriyorlar. Ay, yazık. Öğlen yemek çıkıyor. Dönüş bileti bile almıyor şerefsiz. Değil mi? Kaldım Dubai'de mesela, suratında bokla. Yalnızca bir defa deyip kendini avundurmuşsun ama tutturamadığın için 600 defa ağzına sıçmışlar yani. Ağzına yüzüne şuraya gelmiş değil mi? Çok kötü yani. Ödeme alamıyorsun. Kral mutlu olmuyor genelde bir de. Genelde bu crossover'ı yemek yerken izliyoruz. Yani söylüyor değil mi arkadaşlarımız? Ve Türkiye'den de biri kabul etmiş. Peki evet. Kim? Yani kim o falan? Yani bayağı uçakla gidiyorsun, ağzına sıçıyorlar, veriyorlar sana geliyorsun parayı ve geri geliyorsun abi. Ve ama şey abi, abi öyle bir para vermek ağzını yaptırabilirsin. Komple ağzını. Bence yani hafıza sildirebilecek. Lazım. Hangi evet parada bir artık ben birinin galiba ağzına sıçmalıyım gibi bir... Evet, evet. İstek onun gelir. Sen de konuştuk. Neden? Sınır zorlamaktır bu değil mi? Artık hani ya, neyi yaptırabilirim ya? Para insanı bozuyor abi. Para insanını... Ama şöyle bir şey, şimdi çok zenginim. Aşırı abi her şeyi denemişim. Ne yapabilirim? Birinin ağzına sıçayım ünlülerim. Bak şimdi söyle bakayım göz göze geldi. Abi çok beğenerek dinliyorum şarkılarınızı. Evet. Her türlü şey. Gözümüze geldi. Hocam. Ya kusura bakma. Kusura bakma. Acı da yedim. Dün biraz sınıra geldim yani şeyde. Bir umut. Sıkıntı değil ya. Hocam böyle bir dünya oldu. Lanet olsun. Bak benim en büyük hayalimdir yani. İnsan bunu daha bir söyleyeyim. Ona göre besleneceğiz yani. Hiç atık oluşmayacak. Anladın mı? Çok sıkılıyorum tuvalette ya. Abi sen deli misin? Üç şeyden nefret ediyorum. Tuvalete girmekten, berbere oturmaktan, uçakta durmaktan. Uyumak? En güzel uyumak, şey hayatta. Uyumaktan da ben çok zorlanıyorum. Yani zaten çok az uyuyorum. Ben biraz o süreye üzülmüyor değilim. Uyuma eylemini seviyorum o zaman ama. O şöyle abi. Çok vakit gidiyor bak, ya. Bak pazar günü öğleden sonra saat 2:30'da böyle bir uyuyasın geliyorsa o sırada şeyi düşünmeyeceksin. Ha siktir şu anda dünyanın anlamına koyuyor ve ben burada uyuyup vakit kaybediyorum. Geçiyor falan. Düşünmem. Ben o zaman düşünmüyorum. Ben onu düşünüyorum. Zaten bir saat iki saat sürüyor. Gece çok kötü abi. Akşam onda yatıyorsun. Ya böyle hesaba kalıyorsun vurduğun zaman acayip abi, moral bozucu bir zamanı hayatın boyunca uyuyarak geçiriyorsun ya. Yarısı evet gibi bir şey zaten. Fakat şöyle şeyler var ya bir takım Leonardo da Vinci filozoflar düşünürler işte. İki saat uyuyorum bir... bunu böyle iddia eden. 3 saatte bir, 20 dakikada uyumak o. Senin söylediğin. Leonardo da Vinci yapıyormuş. Ama hocam şimdi şey, he? Ömercan veya Nazmi Sinan'ın abi 2 saatte bir uyuyorum ya, kıymetli vaktin ya. Kıymetli vakti işte crossover çekiyoruz. yani şimdi o anlamda şey çok de, da bu boş zamanın bize gereği uyuyalım. Ama şöyle düşün mesela bazen sabah erken kalktığında kalkıyor musun bilmiyorum ama. Çok nadir. Mesela bazen Defne'nin ilk zamanları böyle sabah çok erken kalkmaya başlamıştım. Gün çok uzamıştı. Çok güzel oluyor ya. Çok uzun bir şey yaşıyormuşum. Ha, şey çok tatlı bir şey. Benim gibi çok geç kalkanlar, 11-12'de kalkanlar. Bir gün Kilyos'ta bir işler falan vardı ama Kilyos'a gidip tapuya falan gidip çok büyük. Ben diyorum ki aylar sürer bu iş. 7:30'da kalktım ve 11'de Kilyos'a gidip o işleri halledip falan gelip 11'de evdeydim. İnanamadım. İnanılmaz bir gün. Abi saat, evet, saat öğlenden önce 11'ken bir takım işlerini halletmiş olmak... O muhteşem bir duygu. Dünyanın en güzel hissi abi ve yapmayacağın her şeyi hak etmişsin gibi hissediyorum. Ama niye, gibi niye böyle bak? Niye? Atsız alkolikler gibi böyle. Biraz onlar evet. Niye biz böyle ezik insanlarız diye kendi adıma söyleyeyim hadi yani. Neden bunu, niye bundan dolayı sevinip heyecan duymak falan diye bir şey var. Neyse hayatın ona göre yaşa kalk git bilmem ne uyuman gerekiyorsa uyu yani ne olacak? Yok benim hiç öyle bir hayatım yok. Benim yine var de rahatsız ha oluyorum. Niye?
Yani ne bileyim i̇şte abi. Niye rahatsız oluyorsun? Saat 11 olmuş, bitmiş gün gibi geliyor bana. Bitsin ama da koyayım. Yani ne güzel çok mu sanki her gün inanılmaz şeyler oluyor ama falan. Ama 11'e kimse şöyle de benim bir arkadaşım vardı. 8'de sinemam var falan diyordu ve geç kaldım diye kalktığında saat akşam 6'da uyanıyordu ve geç kaldım diye kalktı. Sabah 8'deydi sinemam yani ve uyanamadım diye uyanamamak değil artık o yani. Ya 3 saat sonra falan kalkıp geç kaldım dediğim. Ya atıyorum sabah dedim ki saat 10'da sınav. İşte böyle 12'de 1'de falan kalkıp. Benim beynim oynuyor. Benim çok garip bir anım var. Beynimin bana oynadığı uyku halini. Senin sınavına bak okul dönemi falan. Kalktım. Yatıcı falan da yok evde. Soğuktu böyle. Yorganın üstüne alırsın oturursun ya. Oo uyandım dedim. Biz çalar saat vardır ya. İsmail Küçükkaya ile. Böyle 2000'lerde falan olan kurum Eminönü'nde satılan bu. Radyolu falan olur hayır, bazen. Şey, tık üstüne düğme şey olur. Aşkım onun aynen. Alarmı şöyle çalar yani. Geldiğinde tık hayır ondan önce bir ayrıntı var abi şöyledir. Tak! Rıdıdıdıt rıdıdıdıt ama bir tak diye bir sesi vardır böyle. İşte o çalmış uyandım. Uyandım okula gideceğim işte sana falan dedim. Ve şöyle bir şey yaptım oturduğum yerde. Hadi bakayım kalkıp bir duşmuş alayım dedim böyle yaptım. Hadi kalkayım dedim. Yani kendi kafamda ben bunu yaptım yani. Ama. Hadi Sinancığım. Tamam hadi duşunu al dedim ve kalktığımda ışık değişmişti. Yani sadece alnımı koyup kalktığımda. Hala ben o anda bir 5 saniye kafamı koyduğumu düşünüyorum. Ve gittiğimde burada saatin izini gördüm. Absürt yazıyor değil mi burada? Ben burada böyle uyumuşum yani alnımda saat ve ben onun kalktığımda şey uyuyakaldım diye. Yani bir 10 saniye falan daha kendime geldim diye. Ben, bana ÖSS'de oldu bu. ÖSS gecesi oldu abi. En kötüsü. Oğlum korktum lan. Ya öyle bir şey oldu ki. Yani bir oyun oynadı beynim. Hadi artık annem dedi ki yat artık uykunu al. Yarın sınavım var. Uzatma. Yat gitsin falan. Hatta Van Damme'ın filmi vardı televizyonda. Kan sporu. Adi yeter ya. ÖSS öncesi gün insan onu koyar mı lan televizyona? Bu what kind of a bitch you are? Yani, yes yani. Gitmiş ÖSS öncesi gecesi kan sporu yayınlıyor ya. Neyse. Bunu bilerek yapma. Ondan sonra şerefsiz sütünü... bir... Tekmeledi. O şey abi gözlerini adamım. Gözlerini köyde böyle yapıyor ya. Cama batırıyor. Kasparov'un böyle Moğol görünümlü Türk'ün olduğu değil mi? Evet. O değil mi? Tong Po. Abi öyle bir yüzde göz lafını hiç kimse bitirtmiyor ya. Bitirteceğim yani şey. Ama o şeydi. Sütten vurdu. Adamın duvara nasıl vurduğunu gördün mü Joe? Adamın duvara nasıl vurduğunu gördün mü Joe? Onlardan biri sana gelirse dublajını hatırlıyorum yani. Evet. Oydu abi. Çok ya aklımızda Van Damme ve Cenan'ınlar evet. çok fazla şey var. Buyurun mesela abi. Karpuzu vurup patlattı. Arada duvar var. Bir karpuz duruyor orada yani. Vuruyor ve karpuz patlıyor. O zaman YouTube yoktu tabii böyle şeyler göremiyorduk. Annemdeki yat. Tamam haklısın. Ölse var. Sikerim kan sporunu. Kapat. Eyvallah. Yattım. Buraya döndüm. Kalk dedi. Ne oluyor dedim. Sabah oldu dedi. Ben böyle şey oldum. Ne? Sabah mı falan? Şimdi yattım evet, yani. O his çok acayip oldu. Oğlum bir kere oldu yani. Bir daha bir öyle oldu. Bir şey olmadı. Tabii çok acayip. Korkunç şeyler bunlar. Ben zor uyumuştum o gece. Ya sınav, ne kadar... Sınavdan önceki gece. Ya ben hatta bir tane sınavda ne olduğunu anlamamışım. Şu an anlıyorum. Yani şey kolej Anadolu Lisesi sınavında. Şey düşünüyordum yani şu sınav bitse de top oynasak. Onu düşünüyordum. Dışarı baktım çok güzel güneş açtı. Aa dönerim top oynarız şimdi falan diyordum yani. Ne olacak o sınavdan? Sen üstündeyken mi top oynasam diye bakıyorum. Evet hayatım mı değişecek? Hangi sınava, hangi okula gireceğim? Ne güzel sağlıklı bir zihne sahipmişsin. Öyle obses yapıp şey yapıp. Siklemiyordum ki. Takıntı tamam daha iyi abi. Siklemiyordum. Abuk subuk sikleyen yani insanlar ne ben oldu? Ben şeyi anlamıyorum. Bence. O kadar yani çocuk... Ken o kadar kafama girmemiş ki her hafta sonu kursa mursa gidiyorum. Sürekli test çözüyoruz. Ama o sınavda ne olacağını bilmiyorum abi. Ya o sınavı kazanacaksın ve bir puanlama sistemine göre abi, bir okula yerleşeceksin. Çok acayip yani ben o anı nasılsa unutmamışım abi. Babam rahmetli şey sınav sonucunu getirecek. Ve o anda bu dedi ki bu anı unutma Sinan dedim. Şu anda gelecek ve dedim tanışacağın arkadaşlar, ne zaman öleceğin bilmem ne hepsi. Çünkü abi yok ya ne zaman öleceğin bilinir abi. Yok abi Erzurum'da da ölebilirsin. Şurada yani o var o da belli yani şu an kırılacak. En azından nerede öleceğin ama şu vardı abi şunu engelledi orada. Erzurum tarih öğretmenliği de vardı, İstanbul'da vardı. Ve şu anda ben bir FETÖ'cü olabilirdim. Yani inanabiliyor musunuz ya hayat beni oraya sürükleyebilirdi ya. Yani buraya bir tercih sırasıyla ben böyle burada crossover'da konuşuyorum. Ah be. Benim tarafta... Bambaşka bir şey olabilir. Böyle bir kırılma abi ya. Ben istediğim her şeyi ne zaman söyleyebilirim? Yani ne zaman olur sizce öyle bir şey? Ne zaman değil. Cedet, ben de zaman istediğim esmeri yapabilirim. Katıla. Polis. Hocam neyse. Siz tabii bu stand-up işinde olduğunuz için
olayların daha çok içindesiniz yani. Bir de olaylara karışık. Sivri dilli bir kardeşimizsin anladığım kadarıyla. Evet, ben canlı izledim ama maşallah. Sikertiyor değil mi ortalığı? Anasın bile. Ben bile alındım yer yer yani. Biraz. Suç duyurusu gibi oldu. Çok ileri gittiği düşündüğüm yerler oldu. Yani benim bile içimde vatan sevgisi oluştu izlerken. Ya işte abi ben Ümmeti Muhammed için vuralım bu zindi falan. Okçular. Aa, okçular yok. Varmış. Çıkıyorlar böyle. Değil mi? Oklarla oraya kadar var. Yürümüşler. Abi bizimkiler ok atınca dalga geçiyorsunuz. Peki adam halkaya atıyorsunuz. Biraz yumuşatayım mı sizin cezalarda? Ben bir moderatör olarak bire çekeyim mi yani? Düşünemedik ya o kadar. Abi ok yemenin filmlerde bize öğretti. Hiç ok yemedim. Yediniz mi? Ok yiyen var mı? Filmin cevabı gerçek mi? Ama bir sessizlik anı okuyordum. Yaratması var. Yani mesela birine, birisi yapacak aaa diye bağırırsın. Genelde ok, abi böyle kaçıyor. Hup! Böyle bir susturucu takılmış gibi. Evet. Susturucuyla vurulan insanlar da öyle oluyor filmlerde ya. Susturucuyla vuruyor. Susulan diye. Ama o şey var abi. Aynen. Yani hiç konuşmama, bağırmama, yardım istememe, ölüyorum. Ama nasıl kim sivri bir şey girdi demeden. Konuşmadan onu kırmayla mücadele var. Halbuki gerçeği biliyoruz Bedri Baykam'dan. Ambulans! Ambulans! Ağzı gelip girdi. Girdi avara koydum. Kırma dur çekme falan böyle devamlı. Herkes bir Boromir değil mi orada böyle? Tabii. Ama sırf ses şey. Evet. O çok yılın istiyorsun sen. Ben de ok yesem herhalde onu çabalarım yani. Belki şey çok hızlı giriyor ya onun bir hani anlamama. Gidin mi? Şöyle kılıçla hani. Burada mı bir ok girmiş şöyle bir alıyorsun onu. Şeyini değil mi o? Kafasını. Bir anın köpüğünü alıyorsun. Şöyle bir hani o da şey yani abi dönüyoruz şimdi bir şeye takılmasın. Elime koluma takılır. Şöyle kılıçla bir alıyorsun. Devam ediyorsun. O şey de güzel. Estetik duruyor. Hani kalkan kaldırıyorsun, kalkanla saplanıyor sonra kalkandakini aa, kırıyorsun Cevdet'e yani. Cevdet'e ver kalkanı böyle onu. Örtlük kral yani. Kalkanı Cevdet'e ver diye. Tabii tabii. Bu arada aynı şey bazen vurulmakta da geçerli oluyor. Vurulunca da hani... Hayır vurulmadan anlarım. Onun sıcağı çünkü çok hızlı bir şey. Ama yani ok çok acı verici bir şey lan. Kurşun hissetmezsin. Nereden biliyorsunuz canım ya? Ya bir anı daha var anlatılan. 80'lerde efendim. 80 öncesi bir solcu grup. Bir banka soyuyor. Ve banka soyarken güvenlik görevlisini de filmlerde gördükleri gibi ensesini silahın kabzasıyla vurarak bayıltmak istiyorlar. Bir herif o kadar böğürerek bağırıyor ki kafam kararı ölüyorum diye yani onu susturamıyorlar. Hiçbir şekilde o kabzayla vurup bayıltma olayı gerçekten olacak bir şey. Ayak yani. İşleri bunu çok yazmaya çalıştım da olmadı. Olmadı. Çok evet. Çünkü çok zor abi. Vurduğun zaman kanar ve büyük acılar içinde bağırırsın yani. Yani ve bir hareketle bayıltmak büyük film. Bazı filmlerde sanırım. Yani o kadar çok yapılıyor ki hani suratına vurur mesela. Milyonlarca bir ihtimal ardı ardına gerçekleşiyor hani. Vuruyor, bayılıyor, tak evet. Falan. Aslında büyük acı verir yani. Şey var, peki, o yok mu mesela? Herhangi şöyle. Bir gerçekliği yok mu? Ha bak, evet, falan buraya dokunuyor. Var mı? Bir şey diyeceğim. Mr. Spock'la alakalı bir sorun yok. O zaten Volkan gezegeninden gelmiş olduğu için onu kabul edebiliriz. Evet. Ama hani bir gerçekliği vardır evet. Var ama bir yer vardır kesin. Çok, yani 20 yıl çalışman gerekiyor lan. Evet, o doğru yeri bulman için. Evet, yani. Öyle bir şey vardı, Ejder'in öpücüğü. Hatırlıyor musun? Yani 20 yıl çalışırsa ejderin öpücüğünü de atarsın. İğne ile ejderin götünü ile veya kürdan neyse ensede bir noktaya saplıyordu onu ve ölüyor mu herif? Perişan ediyordu. Bayılıyor. Perişan derken perişan. Ölüyor. Yani perişan der. Renkt. Eyvallah. Çünkü mesela perişan atıyorum. Şey yapıyor bir bakıyor adamın kart borçları. Karısı arıyor, terk ediyor. Karısı arıyor, neredesin falan, vallahi bir şey yapmadım falan. Anamızı siktin ya bir iğneyle ya, nasıl oldu bu? Mahvoldu falan. Çocuğu yeni, şey karısının yeni kocasına baba diyor falan. Hep saçma. Uzun yıllar oynadı, bir oyuncu koştu yaptığım için. Oktay Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi'nde ne olarak, Süleyman Çakır olarak cenazesinin yapıldığı dönemler falan. Tabii ki adam etkilenmiş yani. İlk işi, ilk aşkım işi. Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un çocuğunu oynuyor. Orası da benim ayrı muamma. Fakat orada abi... Efendim? Tabii. Orada o sette tanıştılar. Ben de orada oyuncu koçuyum. Çocuğunu mu oynuyordu? Evet. Oktay Kaynarca'ya şaşırmadım. Bunu Oktay şaşırdım. Kaynarca'nın Süleyman Çakır'dan sonraki ilk oyuncu. Aile babası yani bu ilk defa piyasaya dönme rolüydü ve... Işte Süleyman Oktay Bey setiniz bitti dendiğinde... Orada bir şoförü falan vardı. Deyip ablukayı kaldırır gibi gidiyordu. Ya geldiğinde öyle geliyordu. Oktay Bey setiniz bitti. O nedir ya? Ne oluyordu böyle? Yani işte şey hadi gidiyoruz. Ha, toplanın gidiyoruz. Wow. Toplanacak bir adam yok. Adam tek. Yani şoför ve o şiş yaptığında zaten orada bekliyor yani. Şey olsun mesela, abi. Mesela giderken şey yapıyor muydu? Yani evet. Ama hep yüzüne bakıyordu bu şişte giderken Oktay Kaynarca. Açık toplanan bir adamı yok, bir şey yok bu, ama... Ben Oktay'la empati kurdum biraz adamla. Çünkü ben de çocukken şunu yapıyordum. Genazesi kılmış, doğru diyorsun abi. Yok. İlkokulda bir filmde gördüm işte. Bilmem ne nerede diye soruyorlar da...
böyle yapıyor, tamam şurada falan. Ben de bunu çok hoşlandığım için bunu denk getirmeye çalışıyordum. İşte böyle hani mesela sen sordurtacağım sana bir şekilde işte şu kamera olabilir falan. O da hani arkama getirmeye çalışıyor ama tam arkama gelmiyor böyle falan bir abuk sabuk hareketler. Ömerciğim özenliğin şeyi şurada bir hareket olması. Bak abi öyle bir ters takla atıyordu ben çalıştım ve falan diyordu. Şuna çalıştım yani. Şurada. Oğlum ben ne yapabileceğimi biliyorum. Aşkım ters takla falan görüp de orada o imkansız şeylere, hayallere kendimi kaptırıp hayal kırıklığı olabilecek. Düz takla ama da atamam ben. Bu... Havalı bir yerde nerede? Türkiye'nin de bir gerçeği yani adam Süleyman Çakır'ı oynamış, cenazesini falan kaldırmışlar adamın. Gidip Helvası ilk aşkım yendi. Filminde, dizisinde oynatmak yani atıyorum sen abicim Game of Thrones'da işte atıyorum bilmem ne kralını oynadın. Sana muhasebeci oynayamazsın. Gel bakalım şimdi sana şey yapıyoruz falan. Olmaz. Neler var abi duyuyorum. Çünkü yani. Türk televizyonunda oyunculuk, oyunculuk değil. Başka bir şey herhalde o yüzden. Hele bu kadar popüler işlerde falan. Senin sokaklı cenazelerini kaldırıyorlarsa karakterinin artık oyunculuk değil, tarikat lideri gibi bir şey oluşuyor. Ama Türkiye'de değil o. Evet evet doğru. Televizyonculuk da genel olarak olan bir kültür sanki hocam. Ya sonra dayak yedikleri zaman kötü oluyor ama. Böyle şeyler var ama mesela ne olursa olsun o rolü kalan çok insan var. Dünyada da işte mesela o çocuk ne Harry Potter'ı oynayan Daniel Radcliffe. Evet. O Harry Potter yani şimdi başka istediği kadar oynasın çocuk götürü yırtsın. Çocuk ne uğraştı ya sakal bıraktı, korku filminde oynadı. Doktor oynadı falan ama her yerde vay Harry ne haber diye soruyorlar. Elleri yerine tabanca taktıkları bir şey de oynadı ama yetimli olmaz. Yok. Ya şu götümü de bir şey sokun da iyice başkalaşayım. Tamam Potter falan diyorsun. Öyle değil işte. Sok. Benim adım kafama da bir şey koyun. Harry Potter'la hiç mi alakalı olsun istemiyorum. Bambaşka bir şey olsun istiyorum yok ya. Abi olmaz yani. Şey de işte neydi? Elijah Wood o da Frodo'dur yani. Gene o çocuğun ismi de kardeşim ne zor isim ya. Elijah mıdır? Elijah mı diyeceğiz kardeşim sana? Elijah. Elijah dedim ben. Ben Elijah diye. Elijah Wood. Elijah. Bu bir şey olmaz abi. Wood diyor bir de şey. O şey değil mi Selda Bağcan'ın hasta olacak değil mi? Selda Bağcan da gerçekten hani Gimli'nin eşi gibi duruyor. Bir sonraki Yüzük Efendisi filmine şarkı yapsın da Selda Bağcan. Bu arada Yüzük Efendisi'nin dizisi bok gibiymiş. Daha dur da abi kaç ay var ya. Bir sakin ya. Sana söyleyeyim. Game of Thrones'un Targaryenler de kok gibi yürüyor. Şey değil mi bu? Tarkan oynuyormuş. YouTube yorumlar adam. Game of Thrones'da Tarkan oynuyormuş abi. Ucuz yapmışlar diyorsun. Öyle bir... Tarkan ucuz oynamaz canım sen. Merhaba. Ejder havalarımız var. Belki yakarız. Belki de yakmayız. Game of Thrones. Sürekli bir karışık Starklar. Ya Tarkan. Tarkan'ın saçı sakalı çok koyulmadı mı ya? Koyulmadım derken. Nasıl yani? Koyulaşmadım ya. Gitgide gençleşiyordu. Abi Instagram filtresi gibi o. Değil mi? Filtre gibi olmuş herif. Saç sakalı. Yani bir acayip olmuş. Ne yapsın abi adam? Gri mi çıksın? İbrahim Tatlıses mesela gözünü bir şey açsa böyle onun gözünden görüyoruz işte. İşte direction bilmem ne yazıyor falan böyle. Point of view. Ya Robocop gibi bir şeye hani onu çevirselerdi. Ben Türkiye'deki en yakın adamım. Robocop'a değil mi? Çünkü kafasında kimin kardeşlik of vermesi var? Evet. Öyle uyansaydı ve öyle bir İbo Show. Hani Robocop hiç hareket etmiyor yerinden, gülmüyorlar. Yarı robot, yarı adam. Niye? Türküler ona göre. İbokop. Ya İbokop gibi bir şey. İbokop güzel. İbokop olur. Ama polislik yapmıyor değil mi? Gene talk showcu falan. Yani hayır, en azından işte, yürürken yani... o endüstriyel sesleri duymak isterdim. Suçluları yakalıyor. Sonra ağrıdığın eteğini söylüyor. Yani mesela geliyor, şöyle şarkı burası söylüyor. Açılıyor. Buradan mikrofon çıkıyor böyle. Alıyor onu. Evet, evet. Şey, şu parmak değişip mendile dönüşüyor. Aynen. Sonra bir kadın geldiği zaman gülüyor ama böyle. Ve sonra karşısına devasa bir şey çıkıyor. Mahmut Tuncer çıkıyor böyle hani. Onu inanılmaz saygılı bir şey yapmışlar. Düşündün mü İbrahim? Şey. B olmasaydı Bursa'ya Ursa. Japonya'da olsaydık bunları yaparlardı. Dev ben çok robotlarını. İstiyorum neydi, ya neydi şey. Neydi? Bundan mı diyorlar onlara? Cümle işte kullanmak bile çok güzel lan. Teşekkür ederim. Dev Mahmut Tuncer. Dev Mahmut Tuncer. Yeterli benim için ya. Dev şey, Mahmut Tuncer. Şey. Böyle bir hareketiyle bütün jandarmalar karşı gidiyorlar. Karşıki dağlar çıkıyor buradan. Böyle arkası sırtından geliyor karşıki dağlar ve çok küçük jandarmalar geliyor. Şey, nanobot tabii jandarmalar. Tabii tabii. Şey, Iron Man'in buradan şey çıkıp minik minik füzeler evet, geliyordu ya aynı işte minik jandarmalar. Bence hani dijital bir şey yapma teknolojisi geliştikçe bir 10 sene sonra ne bileyim hani bizim çoluklarımız çocuklarımız yapabilir mi öyle şeyler? Mahmut Tuncer görebilir. Evet, ya, bir ara şey yapmışlardı bilim adamlarından bir oyun yapmışlardı. Hepsinin özel vuruşu vardı işte Darwin
hayvanlara dönüşüp saldırıyordu. Tesla işte akım atıyordu falan. Bence bir türkücü battle da yapılabilir. Abi neden olmasın ya? Ben şey evet mi o zaman? Mahmut Tuncer böyle işte jandarma vuruşunu yapıyor. Vuu kadın şiddeti diye. Aynen, evet aynen. Evet. Mesela şey İbrahim Tatlıses hakikaten şey işlemiyor. Kurşun. Mesela kafasını yiyor böyle. Ama çok OP bir şey yani. Bunları biraz ama başka şeyle öldürüyorsun yani. Kılıç yiyor. İbrahim Tatlıses'in şeyi, egzoskeletonu enerjisini güneşten alıyor. O yüzden güneş gidiyor dediği zaman hani çok hani ha, onun için tehlikeli şey, bir day şey. Day fight, night fight da var değil mi? Evet, doğru. Aynen öyle. Güneş gidiyor. Bir an önce dönüşümüzü yapabiliyor böyle falan. Falan. Ben çünkü de yapabiliyorum. Çünkü yere gidip şey yapması lazım. Niye oturması lazım? Güneş tekrar ortaya şey var ya mesela Street Fighter'da dövüş alanını seçiyorsun. İşte Fuji Dağı falan var. Bizde de işte Ağrı Dağı. Onun eteği. Tatlıses lahmacun önü var mesela. Şey var. Bunu da dövüyorsun ne bileyim. Lahmacun. Ben İbokop projesine İbokop çok sıcak bakıyorum. Cronenberg'le görüşebiliriz. Hani son zamanlarda hala film yapan bir adam. İbokop bence güzel bir first person shooter. Cronenberg'in son filminin yani bunu biraz tane çok enteresan bir şey yapmış herif. İzlediniz mi fragman falan? Fragmanı var, izledim de abi evet, dedim sen ne manyak bir adamsın dedim yani. Hangi film bu? Adı ne? Adı neydi? Abi adını da hatırlamıyorum da çok acayip yani Cronenberg biraz hani o acayip şeylerden çok normal hani o Eastern Promises gibi şeye dönmüştü. Gerçi yönetmen de değilmiş tam projenin galiba ama yaşlı artık. Ya bedenle ilgili bir şey yapmış. Ya yani insanlar kendi bedenlerini modifiye etmeye başlıyor. Zaten gibi o hep şey böyle yaratıklı maratıklı şeyler. Ama çok hoş yani. Ya gerçekten o hani o dönemin filmlerinin bugün yapılmış hali gibi. Çok acayip. Ama yani film olarak neye benziyor acaba hocam? Çok merak ettim. Yani sırf o görsellerin kendileri enteresan olup film tırt olabilir. Oyuncusu oyuncusu da ne şu Verhoeven'leri. Verhoeven'leri, Cronenberg'leri tekrar kazandırmamız lazım. Bunlar değerimiz yok bizim abi, ya. O, iş, o dünya geride kaldı ama artık. Boşuna şey yapma çünkü yani bak mesela yazık adam Ridley Scott gidiyor film çekiyor. Kimse izlemiyor. Ne çekti o? 200 İşte sorarsın böyle. Last Duel diye film çektim sana. Ne Oscar'a aday çok oldu. Çok iyi bir filmmiş bu arada. Çok iyi film gayet diyorlar. Gayet güzel film. Çok iyi deyip de aman Allah'ım. Afişi çok gibi güzeldi. O afişi de. Ters kılıçlı. Benim işlem de yani. Boş kalınca izleyeceğim bir film. Güzel abi film yani ama. Hocam ben de baktım dizitelde. Taşlı dişleriz canım. Niye öyle diyorsun Ridley ya? Biz öyle diyoruz işte abi. Millet izlemiyor. Adam yazık. Seninlerini sapıttı. Telefon şeyde. Ne onun adı? Röportajında. Ya bu gençler ve telefonlarını sikeyim falan tarzı. Onun Scorsese de söylemişti. Ne olur benim filmimi telefondan izlemeyin falan dedi. Falan filan. O yüzden öyle o yüzden işte filan piç geri dönmez. Deliriyormuş. Nagodum'un tek kaşı. Ayı Sofya'daki tarihi su haznesinin kapağı kırılarak ayakkabılık yapıldı. O yememiş miydi ama zaman? Kapıyı yediler. Sıçıp onu ayakkabılık yapmış. Şimdi de su haznesinin içine ayakkabılarını koymuşlar. Kapağını kırıp açmışlar. Şey yaptık ya bunu konuşalım ya. Şey cümle şey kullanmak çok güzeldi ya. Ne? Kapıyı yemişti. İlk kere kapağını içteki. Abi kapıyı yemişler. Senin adam olman. Kapıyı yemişler abi. Neden yiyorlarmış onu? Hayır, bayağı böyle mi minik minik koparıp hayır onu güzelce sırmış o birisi. Niye sırmış? Kapıyı yemiş. Hani böyle bakmış gelip kapıyı ısırmış ve yemiş yani. Yani çünkü hepimizde şey vardır. O mesela döneri ben bir kere ısırmak isterim öyle falan gibi. Ama Ayasofya'nın kapısını Ayasofya'yı ısırmak o şaşkınlık çok güzel. Abi şöyle düşün bak karşına şeyi özellikleri olan yani özel bir nesne bu öyle sıradan bir bardak değil. Özel bir bardak falan. Onunla bir tecrübe yaşamak istemez misin? Hayır. Böyle bakacaksın bitecek. Anladın mı? Ne yapacaksın? Bari yemek istemem. İşte yapabileceğin sen sınırınızı da yiyebilirsin. Affedersin. Çok şeyde arkadaşa gelip şey demişsin. Ulan ben bir şey diyeceğim. Ayasofya kapısını yedim. Affedersin. Ulan gördüm kimse yok. Sırdım. Yani dedim hani şeydir yani hani bir hayır olur. Tabii tabii. Bir bu anlatmamış. Neden olmasın? Yedim. Şey diye geliyor değil mi arkadaş? Bende bir değişiklik görüyor musun? Bana bakın. Saçın mı? Hayır dedim. Hayır, söyleme bile. Girip böyle oturuyor böyle. Kapıyı yedim, kapı var. Kapına bak etmez diye girdim, bana var. Ayasofya'nın kapısını yedim, sınırlar anlamadılar. Yapma ya, Allah Allah. Ne yedin bugün öğlen falan? Abi işte mantı yedik falan, ben kapı yedim. Ben şey, ama şey dedim, ben kapı yedim. Ayasofya'nın kapısını. Şöyle bir tweet görmüştüm. Diyor ki adam, yani bir kız yazmıştı. O yüzden adam demeyin. Diyor ki, şu an diyor, etrafınızda nesnelere bakın ve şunu düşünün. Hepsinin tadını biliyorum. Yani hepsini ısırsam ya da yalasam nasıl bir şey olduğunu biliyorum, tahmin edebiliyorum. Çok doğru. Gerçekten öyle yani her şeyi şu an
gördüğünden şeyi ısırsan nasıl bir şey olduğunu çünkü hayal edemiyorsun. Çünkü bebekken bunları ağzına soktuk. Çünkü bebekken oral dönemde her şeyi evet. ağzında tanıyorsun ya. Ama bunun cevabı o mu canım? Ya ahşap falan. Neyse pardon. Öyle ama. Yani her şeyi onunla tanıyorsun. Evet. Her şeyi ağzına sokarak tanımaya çalışıyorsun. Okey. İlk öğrendiğin şey bu dünyada Ayasofya ne yiyip ne yememen gerektiği. Ve hani bundan üzerine 55 sene geçiyor Ayasofya'nın kapısını yiyorsun gidip yani. Abi şimdi ama yani şey eğitim de bir imkan yani. Herkes ona erişemiyor. Adam onu öğretmişler. Ancak şimdi yeni tecrübe peki bir şey daha abi. Buna küçükken bir kahin gelip şey deseydi. Ayasofya'nın kapısını yiyeceksin deseydi. Belki öyle bir şey hayal ederdi belki abi. Belki öyle demiştir. Ama o da şey hayal etmiştir. Allah'ım nasıl bir şeyin içindeyim o kapıyla ilgili falan. Normalde Marlow kapıyı yiyecekmiş yani. Hiçbir anlamı yokmuş. Ya da... Ama ilk düzde şey dersin. Bunun bir anlamı olmalı. Bir kişi dersin. De değil ama değil mi bu? Ya da fazla... Sistematik olarak yemişler kapıyı. Bir kişi galiba. Bir kişi sağlam yemiş. Minik minik her gelen almış ya. Sağlam ısırmış. Harbi mi? Şöyle salsa sosla beraber hani kopartıp